Merhabalar, iyi akşamlar. Sesim geliyor mu acaba? Görüntü net mi? Teşekkür ederim Elif Hocam, Tuğba Hocam. Evet, değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben İsmail Üteç. Sakarya'dan hepinize sevgi ve saygılar. Hepiniz umarım iyisinizdir. Ben İsmail Üteç. Bugün KPSS eğitim bilimleri ile ilgili konuşacağız. Branşımız rehberlik ve özel eğitim dersimiz. Onunla ilgili konuşacağız. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Önce genel rehberlikle başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ayağının ilk basamağı olan genel yetenek genel kültür sınavında genel yetenek kısmında 30 tane Türkçe sorumuz var. Bu 30 tane Türkçe sorumuz, işte daha önce KPSS'ye gelen arkadaşlar zaten vakıftır. İlk defa KPSS'ye girecek arkadaşlar için söylüyorum. Türkçe dil bilgisi, paragraf, sözel mantıktan oluşmaktadır. Genel yetenek kısmının ikinci ayağı 30 soru matematik. Matematik belirleyici arkadaşlar. Yani matematiği biliyorsanız zaten soru yok ama matematiği zayıf ya da orta olan arkadaşlar için söylüyorum. Matematik artık bir adım daha ön plana çıkmaya başladı. Yani ÖABT'niz varsa meslektaşlarınıza veya branştaşlarınıza ya ÖABT ile fark atabiliyorsunuz, ya matematikte fark atabiliyorsunuz ya da eğitim bilimlerine fark atabiliyorsunuz. Bu bir sıralama sınavı biliyorsunuz. Genel yetenek kısmı artık akıl yürütme becerisini ölçen, yani daha çok yoruma müsait sorulardan oluşuyor. Bu sene sınava giren arkadaşlar muhakkak tanık olmuşlardır. Yani ilk sınavda Türkçe biraz daha farklıymış. Sonraki sınavda Türkçe biraz daha farklıymış. Yani daha yoruma dayalı, daha akıl yürütme becerilerini ölçen, yorucu, oyalayıcı bir sınav haline gelmiş hocam. Birinci sınavın ikinci bölümü genel kültür, bilgi düzeyindedir. Burada da toplamda 60 tane sorumuz var. Tarihte Osmanlı öncesi, Osmanlı tarihi, İnkılap tarihi, Çağdaş Türk ve Dünya tarihi derslerimizden oluşmaktadır. Burada İnkılap tarihinin oranı biraz daha fazla, yani daha fazla soru gelmektedir. ÖSYM şu ana kadar tarih konusunda hani zorunlu da sordu, kolayını da sordu. 2014 tarih soruları için dediler ki artık yeter, ayakkabı numarasını soracaksınız padişahların. Ondan sonra herkes tarih çalışmaya başladı. En ufak yerleri ezberlemeye başladı. 2017 tarih soruları için dediler ki bilen bilmeyen çok ayırt edilmedi. Keşke o kadar çalışmasaydık. Yani ÖSYM'de şu ana kadar en zoru da var, en kolayı da var. Bu yüzden benim branşım, ana branşım da rehberlik olduğu için plan programlama konusunda bana yardım amacıyla gelen, yardım almak için gelen arkadaşlarımıza şunu ifade ediyorum. Özellikle ezber isteyen dersleri, ezber isteyen konuları çıkmış sınav nezdinde çalışırsanız daha yararlı olur. Yani tarihte hangi konudan, hangi yıl, hangi konuda ne gelmiş, kolay mı gelmiş, zor mu gelmiş, hepsi ÖSYM'de mevcuttur hocam. ÖSYM 2001 yılından beri KPSS sınavı yapıyor. Onun öncesinde de zaten DMS, devlet memurluk sınavı yapmaktadır. Tarihten toplamda 27 tane sorumuz var. Coğrafyadan toplamda 18 tane sorumuz var. Coğrafya, Türkiye'nin coğrafyası. Türkiye'nin ekonomik ve beşeri özelliklerinden sorumlusunuz. Bu sene biraz daha harita bilgisini ölçen sorular gelmiş, bilginiz olsun. Vatandaşlık 9. Vatandaşlık kalıp bir ders. Yani biraz konusu, mevzuatı soyut gibi görünüyor arkadaşlar. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. ÖSYM sizden bir hukukçu yetiştirmeyecek. Dolayısıyla çok kalıp şeyleri bilmeniz yeterli. Bir yıl belediye başkanının görevlerini sormuşlar. Ertesi yıl belediye başkanının farklı bir özelliğini sormuşlar. Yani yıldan yıla sorular benzer. Hukuk çok sık değişen bir şey değil takdir edersiniz. Zaten değişen kısımları hocalarınız veya kitaplar, kaynaklar sizlere bilgi veriyor. Güncel bilgiler 6.
Son yıllarda hani esasen KPSS'de güncel 3 yıl geldiği seneleri biliyorum. Orada güncel derken işte olimpiyatlar, kadın sporcu, erkek sporcu, bu sene şu nerede olacak tarzında soruluyordu. Ama şu anda daha fazla genel kültür ölçen bir sınav haline gelmiş hocam. Genel kültürle ilgili de toplamda 60 tane sorumuz var. 60 genel yetenek, 60 da genel kültür. Toplamda 120 sorumuz, 130 dakika süremiz var. İkinci ayağımız eğitim bilimleri. Az önceki genel kültür, genel yeteneği lisans seviyesine giren her arkadaşımız muhatap olmak zorunda. Çift yıllarda memurluk sınavı olarak da ifade ediliyor ama eğitim bilimleri her yıl yapılan bir sınav. 2023 KPSS'de soru dağılımı aşağı yukarı ÖYT'de 21 soru. Ölçme, öğrenme, rehberlik, gelişim. Bunlardan 10'ar ila 12'şer tane soru geliyor. 10'ar ila 12'şer tane soru geliyor. Program geliştirme, materyal taşınımı ve sınıf yönetimi. Bunlar kısa dersler. Bunlardan da 4'er 5'er tane soru geliyor. Totalde değerli arkadaşlar 80 sorumuz ve 100 dakika süremiz var. Şimdi biraz branşımızla ilgili konuşalım. Sevgili hocam, sizler için bir analiz yaptım. 2016 ile 2022 yılı arasında rehberlik ve özel eğitim konularının dağılımı. İlk konumuz çağdaş eğitim anlayışı, öğrenci kişilik hizmetleri. Gördüğünüzde 2016'da ve 2022'de soru gelmiş. Rehberliğe giriş ünitesinden muhakkak bir sorumuz var. Önce ben size bugün bütünü vereceğim. Daha sonra önümüzdeki haftalardan itibaren bütünü parçalayacağız ve yapacağımız ara tekrarlarla veya yıl sonu tekrarlarla tekrar bütüne kavuşacağız arkadaşlar. Şu anda bütünü ben size tanıtmaya çalışacağım. Yani konularımız nedir, şu ana kadar neler çıkmış, nelerin çıkması muhtemel tarzında konuşacağız. Bir de konuları tanımaya çalışacağız. Rehberliğe giriş ünitesinde gördüğünüz üzere hocalarım, rehberlik modelleriyle ilgili kesinlikle bir tane soru gelmiş. Mesela bu benim için önemlidir. Neyin geldiğini artık biliyoruz. Yani rehberlik modelleri bizim için önemliymiş. Okullarda sunulan rehberlik hizmetleri doğrudan ve dolaylı hizmetler. Mesela her sene soru aşağı yukarı gelmiş. Yani doğrudan da olsa gelmiş, dolaylı da olsa gelmiş. Rehberlik türleri, aslına bakarsanız çok geniş bir konu rehber türleri. Yani ben hep şöyle söylüyorum, enlerin yer aldığı bir konudur. En uzun, en yorucu, en oyalayıcı, en zor diye tabir edilen kısaca enlerin yer aldığı bir konudur. Çünkü içerisinde bir mesleki rehberlik var hocam. Zaten KPSS kaynaklarında 20-30 sayfadan oluşuyor. Bu yüzden rehberlik türleri neredeyse bizde 10 ila 12 tane soru geliyor. Bize derslerimizin 3'te 1'ini oluşturuyor. Bilginiz olsun. Hizmet alanlarına göre rehberlikten soru gelmemiş. Kademelere göre rehberlikten soru gelmiş. Birey sayısına göre bazen gelmiş, bazen gelmemiş. İşlevine göre çok nadir gelmiş. Problem alanlarına göre rehberlik. Az önce onu ifade etmeye çalışıyordum. Yani eğitsel rehberlikten her sene neredeyse soru gelmiş. Kişisel sosyal rehberlikle ilgili her sene soru gelmiş. Mesleki rehberlik için zaten söylüyorum Allah'ın emri. Mesleki rehberlikten zaten soru geliyor. Biraz sonra biraz daha detayına gireceğiz. Mesleki rehberlikle ilgili en az bir, en çok iki tane sorumuz var. Bazı yıllarda bir tane, bazı yıllarda da iki tane soru gelmiş. Birey tanıma teknikleri dersi diğer bir konumuz. Birey tanıma teknikleri dersi, aslına bakarsanız hani PDR branşı için söylüyorum. Hani çok önemli ana derslerden bir tanesi. Buradan da neredeyse her yıl işte çok fazla alt başlığı olmasına rağmen neredeyse her yıl bu konuyla ilgili de soru gelmiş. Özel eğitim. Özel eğitim biliyorsunuz son sorumuz. Yani daha doğrusu eğitim bilimlerinin son sorusu. 80. soru özel eğitim sorusuymuş. Her sene muhakkak bir tane sorumuz var. Örgütsel yapıdan artık soruluyor. 2013 öncesini hatırlıyorum. 2013 öncesinde hani geliyordu gelmiyordu arası bir şey ama daha sonraki yıllarda bakacak olursak her sene soru gelmiş. Psikolojik danışma kuramları aslına bakarsan sürpriz bir konu. Sadece bu sene iptal olmuştu sınavımız biliyorsunuz.
İptal sınavında sormadı ama son sınavda bir tane onunla ilgili soru sordu. Hocam konularımız bunlar. Konularımızı tekrar ifade edecek olursak, rehberliğe giriş. Rehberde örgüt ve personel. Yani örgüt ve personel derken MEB'in teşkilatlanması. İşte psikolojik danışmanın görevleri, okul müdürünün görevleri. Üçüncü konumuz okullarda sunulan rehberlik hizmetleri. Kuramlar, rehberlik türleri, özel eğitim, birey tanıma teknikleri, iletişim ve iletişim becerileri isimli konularımızı ifade edelim. Şimdi ben size demiştim, bugün biraz konuları tanımaya çalışacağız. İlk konumuz rehberliğe giriş. Rehberliğe giriş ünitesinin 4 tane alt başlığı vardır hocam. İlki çağdaş eğitim anlayışı ve öğrenci kişilik hizmetleri. Biz şunu biliriz, çağdaş da olsak, geleneksel de olsak ya öğretiliyoruz ya da yönetiliyoruz. Bu her iki sistemin de önemli bir parçasıdır ama çağdaş eğitimin en önemli ayırıcı noktası şurasıdır. O da nedir hocam? Öğrenci kişilik hizmetleri. Yabancı kaynaklarda öğrenci kişisel hizmetleri adı altında da yine söylenir. Geleneksel eğitimin amacı sadece ve sadece bireyi toplum için yetiştirmek, çağdaş eğitimin amacı ise bireyi burada göründüğü üzere hem kendisi hem de toplum için yetiştirmek. Öncelikli olarak kendisi için yetiştirmektir arkadaşlar. Çağdaş eğitimin 3 temel unsuru vardır. Hatta şunu ifade etmek isterim. Şuna öğretim desek, şuna yönetim desek. Dolayısıyla burası klasik eğitim oluyor. Yani geleneksel eğitim oluyor. En dışarıdaki neyse çağdaş eğitim desek, şuraya da öğrenci kişilik hizmetleri desek. Yani gördüğünüz üzere öğretim ve yönetim başlıkları hem geleneksel eğitimin bir parçasıdır hem de çağdaş eğitimin bir parçasıdır. Ama çağdaş eğitimi geleneksel eğitimin ayıran fark nedir diye bir soru gelse öğrenci kişilik hizmetleri deriz. Öğrenci kişilik hizmetleri veya farklı bir ifadeyle öğrenci kişisel hizmetleri sorulur. Onlar nedir hocam? Sağlık, sosyal yardım, rehberlik, sosyo-kültürel hizmetler diye devam ediyoruz değil mi hocam? Sağlık alanındaki hizmetler, okullarda yapılan aşılar, gösteremaları, bu gibi hizmetler. İkincisi, sosyal yardım hizmetleri, öğrenci maddi açıdan destekleyen hizmetler. Üç, sosyo-kültürel hizmetler. Bunlar öğrencinin boş zamanlarının değerlendirmesini sağlayan, sosyalleşmesine katkı yapan sistemlerdir hocam. Kısa kısa bahsediyorum, zaten detayına geçeceğiz. Diğeri rehberlik, zaten konumuz oluştu. Bir de özel eğitim ve özel yetiştirme var. Özel eğitim ve özel yetiştirmenin farkı önemlidir. Oraya bir yıldız atabilirsiniz. Sorularda da ayırt ederken neleri özel eğitim, neleri özel yetiştirme olarak düşüneceğiz. Bunlar bizim için önemli. Birinci ünitemizin ikinci alt başlığı rehberlik nedir olacak? Rehberlik nedir? Rehberlik arkadaşlar bireye yardım işidir. Rehberlik, bir soru gelmişti yıllar önce. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımlarında vurgulanan ortak noktalardan birisidir? Yani bir rehberlik tanımı yaptığınızı düşünelim. ÖSYM sizden bir rehber tanımı yapmanızı tabii ki de istemeyecek ama yaptığınız bir tanımda bireye yardım etme, bireye dönük olma, profesyonel olma, süreç olma, efendim sadece problemlilere değil herkese yönelik olma, kendini gerçekleştirme, yardım etme gibi düşünebilirsiniz. Hocam, buradan yola çıkarak rehberliğin arkadaşlar nihai amacı nedir? Rehberliğin temel amacı nedir? Bunlar bizim için önemli. Rehberde yapacağınız ilk iş nedir diye size soru gelir. Rehberde yapacağınız ilk iş nedir? Hocam, bireyi tanımak. Rehberliğin nihai yani sonal yani temel amacı nedir diye soru gelir. O da kendini gerçekleştirme olarak ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Rehberliğin temelleri yine bu ikinci başlığımızla alakalı. Şu ana kadar bir tane soru gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin sosyolojik temelleri arasındadır? Biz üç ayırdık. Felsefi, sosyolojik ve psikolojik olmak üzere. Duygulara verilen önem tabii ki de psikolojiktir.
Hümanizmin yaygınlaşması hümanist bir felsefedir. Felsefi temel iş seçiminin veya meslek seçiminin zorlaşması, bu da sosyolojik temeldir arkadaşlar. Bunlar da yine bu konuyla ilgili. Şaşmaz bir konu nedir? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Sevgili hocalarım, 1990'lara kadar benimsenen yaklaşıma göre 5 tane basamağı var. Ama 1990'lardan sonra artık o üst düzey dediğimiz veya kendini gerçekleştirme dediğimiz biraz daha bunu açarak ifade etmişiz. Yani son 3 ihtiyaç üst düzey ya da gelişimsel olarak ifade edilir. İlk 4 ihtiyaç temel. Ne demek istiyorsunuz hocam? Temel. Yani hayatımızda öyle ya da böyle karşılaşacağımız veya karşılaştığımız hocam ihtiyacımız olan öyle ya da böyle duyduğumuz şeyler. Yani ne olursak olalım. Biyolojik, fiziksel ihtiyacımız az ya da çok doyurulur. Güvenlik öyle, sevgi öyle. Annemizi seviyoruz, babamızı seviyoruz. İlkokulda işte başarı kazandık, ortaokulda birinci olduk, Türkçemiz çok iyi. Saygınlık ihtiyacı, takdir edilme ihtiyacı da var. Şunun sorularda çok sorarlar hocam. Alt düzey ihtiyaçlar ve üst düzey ihtiyaçlar. Bunların farkı önemlidir arkadaşlar. Alt düzey ihtiyaçlar, yani ilk 4 ihtiyaç hayatınızda öyle ya da böyle kesinlikle ve kesinlikle az ya da çok tattığınız şeyler. Ama üst düzey ihtiyaçlar öyle değil arkadaşlar. Mesela hiç hayatında sinemaya gitmemiş bir insan için sinema bir estetik ihtiyaç mıdır? Size soruyorum. Hayatınızda hiç sinemaya gitmediniz. Sinema sizin için estetik bir ihtiyaç mıdır? Yanıt bekliyorum hocalarım. Hayatımızda hiç sinemaya gitmedik. Sinema bizim için bir estetik ihtiyaç mıdır? Sinema bir estetik ihtiyaçtır. Burada sorun yok hocam. Sinema bir estetik ihtiyaçtır. Burada hiçbir sorun yok. Ama hayatında hiçbir sinema yüzü görmemiş. Yani üst düzey ihtiyaçlar aslında doyurdukça ortaya çıkıyor. Üst düzey ihtiyaçlar doyurdukça ortaya çıkar. Fark o. Yani üst düzey ihtiyaçlarla alt düzey ihtiyaçların farkı o. Evet, yani bize zevk veren ihtiyaçlar, müzik ihtiyaçlarımız, sanat ihtiyaçlarımız, bunların hepsi estetik olarak ifade edilir. Kendini gerçekleştirme, Maslow ve Rogers'ın ortaya attığı bir kavram. Yani hümanist psikologların ortaya attığı bir kavram. İlk kez 1927 yılında yazdığı bir makalede Maslow böyle bir tanımlama yoluna gitmiş. Daha sonra Rogers da buna tam verimlilik demiş arkadaşlar. Yani aslında ikisi de kendini gerçekleştirmeyi anlatmaya, izah etmeye çalışmış. Hocam 10 numara 5 yıldız. Belki soru gelmez diyebilirsiniz ama muhakkak ve muhakkak soruları cevaplandırırken rehberlik ilkelerine göre hareket etmemiz gerektiğini unutmayın. Neden öyle söylüyorsunuz hocam? Çünkü ilkeler evrenseldir. Dünyanın neresine giderseniz gidin değişmez. Türkiye'nin hangi eğitim öğretim kademesine giderseniz gidin değişmez. Yaklaşık 15 tane rehberlik ilkesi vardır. Bunların içerisinde bizi genellikle zorlayıcı ya da şöyle söyleyeyim, ÖSYM'nin en çok sevdikleri şu ilk dördüdür. Yani hümanist rehberliğin temelinde hümanist bir anlayış vardır. Demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Her birey kendi problemini kendisi çözer. Gönüllülük esastır, gizlilik esastır. Gizlilik aynı zamanda etik bir ilkedir arkadaşlar. Etik bir ilkedir. Çıktı hocam, Kader hocam. Hatta ve hatta hocam onların hepsini detaylı bir şekilde ifade edeceğiz. Ait olma ihtiyacı sevgi ihtiyacı olarak ifade edilir. Güvenlik ihtiyacı
Sağlıklı yaşamak ve hayatta kalmak için kişinin kendini güvende hissetmesi. Yani barınma da bir güvenlik ihtiyacıdır. Zaten sosyal güvenlik diye bir kurumumuz var. Yani ekonomik anlamda ve sosyal anlamda da bir güvenlik ihtiyacından bahsedebiliriz. Ama İbrahim Can Hocam, ait olma ihtiyacı ilişkilerle ilgili. Bireyin başkalarıyla olan ilişkileriyle ilgilidir. Ait olma. Kader Hocam, evet, evrensel midir diye soru çıktı. Hatta bu senenin sorusu. Yanılmıyorsam 2010 öncesinde de sıklıkla gelen bir sorudur. Neler değişir, neler değişmez, neler evrenseldir, neler değildir tarzında. Rehberlik ne değildir? Hocam, bunu yine size derste de ifade edeceğiz. Rehberlik nasihat işi değildir, sihirli bir denek değildir, sorunu öğrenciye vermez. Yol değil, yollar gösterir. Bak, bu çok önemli. Rehberlik yol göstermez. Kelime anlamı, her ne kadar rehberliğin yol göstermek ise de biz bu tanımı çok kabul etmiyoruz. Yol gösterdiğinizde diyorsunuz ki, bak, bir tane yol var. Bu yol sana uygun, buradan git. Hayır. Rehberliğin işlevi o değil. Rehberliğin işlevi kişiye alternatifler sunmak. Yani yollar sunmak. Bunlarda hangisi için, birey için önemliyse hocam, hangisi uygunsa birey son kararı kendisi verir. Rehberliğin tarihçesinden şu ana kadar soru gelmedi. Rehberliğin tarihçesi, rehberlik hocam 1908'de Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamış. Türkiye'de de 1950'lerde ilk olarak yüksek öğretimle başlamıştır diyoruz. Rehberlik modellerinden muhakkak soru gelir. Bunlar içerisinde Persons'un önemi kesinlikle hocam altını çizilmesi gerekiyor. İlk modeldir, bir de gelişimsel model. Rehberlik amaç değil, araçtır. Bireyi tanıma teknikleri için diyebilirsiniz hocam. Neyle alakalı sordunuz İbrahim Hocam? Rehberlik amaç değil, araçtır. Bireyi tanıma teknikleri bir rehberliğin parçası olarak düşünürseniz, teknikler tabii ki de bir araçtır. Asıl amaç bireyi tanımak veya asıl amaç bireyin kendini tanımasına yardımcı olmak diyebilirsiniz. Ha, evet. Yol gösterici, hani bu tanımı değil, yollar gösterir. Evet hocam. Yani biz kişiye veya kişilere alternatifler sunarız. Tabii biz aracıyız hocam. Asıl işi yapacak kendisi. İbrahim Hocam. Tamam mıdır? Asıl kararı verecek olan kendisi. Çünkü rehber problem çözmez. Problem çözme cesaretini veya problem çözmeniz konusunda size yardım eder. Ama problemi kişinin kendisi çözer. Persons mesleki rehberliğin, dolayısıyla rehberliğin kurucusu ve babası sayılan isimdir. Gelişimsel rehberlik en çağdaş modeldir. Hocam, toplamda 5 tane rehberlik modeli var, tekrar söylüyorum. Her sene gelişimsel rehberlikle ilgili %100, bakınız size bir tane soru söylüyorum. %100 gelişimsel rehberlik sorulur. Ya da kapsamlı PDR. Gelişimsel rehberlik bir felsefedir. Kapsamlı PDR ise uygulamadır. Yani program kısmıdır. Gelişimsel rehberlik, kapsamlı PDR. Bir tane sorumuz var. Persons ilk rehberlik anlayışımız, mesleki rehberlik o da önemlidir. Gelişimsel rehberlik ve geleneksel rehberlik farkı önemlidir. Bu tablo bizim açımızdan önemlidir. Mesela ÖSYM 2013'te demiş ki, hangisi gelişimsel rehberlikle ilgili yanlıştır demiş. Cevaba da kriz odaklıdır demiş. Tabii ki kriz odaklı olan şey gelenekseldir. Çünkü az önce de söyledim. Sorunu olsun ya da olmasın. Rehberlik herkese sunulur. Sadece kriz durumlarında sunulmaz mesela. Bunlar bizim için önemlidir hocam. Soru gelecek kısımlardan bir tanesi. İkinci konumuz örgüt ve personel. Rehberliği bunu özetleyerek geçiyorum. Bir, merkez teşkilatlanması var bakanlık düzeyinde. İki, il teşkilatlanması var il düzeyinde. Üç, okul teşkilatlanması var okul düzeyinde. Yani bakanlık, il ve okul düzeyinde teşkilatlanma olarak gider.
Bize sorunun geleceği kısımlardan bir tanesi hocam burası. Yani okul düzenindeki teşkilatlanma bizim için önemli. İkinci sorunuzu söylüyorum size, çıkacak sorunuz burası. Yani direkt söyleyebilirim, okul müdürü bizim için çok önemlidir. Hatta 2013, 12, 11, 14 o yıllarda hep diyorduk ki okul müdürü çıkacak. Şıklarda okul müdürü varsa hiç gözünüzü bile kırpmayın, okul müdürü. O dönemde her sene çıkıyordu hocam. Her sene okul müdürünün görevleri soruluyordu. Evet hocam, her sene soruyor. O sene mesela her sene çıkan belli sorular vardı. Hatta ben size söyleyebilirim bizim dersimiz açısından önemli olanları. Gelişimsel rehberlik 1. Okul müdürünün ya da psikolojik danışmanın görevleri 2. Müşavirlik 3. Sosyometri 4. Evet hocam. Bu dört kısım, yeri geldiğinde ben size %100 ifadesini kullanacağım zaten. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim. Hocam, çıkma potansiyelinin %100'e varan bir konudur. Gelişimsel rehberlik kapsamlı PDR. 2. Bu slayttır. Bu slayt da okul müdürünün görevi. Artık okul müdürünün neredeyse her görevini sordular. Artık ezberledik sorularla. Artık neyi soruyorlar? Artık üye soruyorlar. Hangisi rehberlik komisyonunun üyesidir diyorlar. Artık psikolojik danışmanın, sınıf rehber öğretmeni, hatta branş öğretmeninin görevini soruyorlar. Bu nitede tekrar özetliyorum. 3 kişi bizim açımızdan önemlidir. ÖSYM için tabii ki de söylüyorum. Okul müdürü 1, sınıf rehber öğretmeni 2, psikolojik danışman 3. Bu üçünün görevlerini bilelim. Bu konuda neredeyse soru kaçırmayız. Diğer bir konu, rehberlik hizmet türleri, rehberlik hizmet servisleri. Hocam, ÖSYM şunu sordu. Hangisi doğrudan, hangisi dolaylıdır diye sordu. Doğrudan demek, direkt öğrenciye sunulur demek. Dolaylıdır demek, öğrenciye değil, öğrencinin yakın çevresine sunulur demek. Yani öğrencinin yakın çevresi kimdir? Öğrencinin paydaşlarıdır. Yani onlarla işbirliği yapabileceğiniz kimselerdir. Akran temel uygulamaları biz birleştirdik aslında. Hani bunlar doğrudan ve dolaylı diye ayrılmıyor. Bunlar ayrı bir şey. Bunu da ifade edeceğiz size. Hocam, doğrudan ve dolaylı sınıflandırmasını bilelim. Çünkü ÖSYM artık bunu soruyor. Bu sene de sormuştu hocam. Yanılmıyorsam 2018'de de işte şıkları verdiler. Yukarıdakilerden hangisi doğrudan ya da dolaylıdır diye sordular. Oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yöneltme, izleme, psikolojik danışma. Bunlar doğrudan. Konsültasyon, müşavirlik, Fransızcadan gelmiş bir kelime. Türkçesi danışmanlık demek ve potansiyel sordu. Bakınız %100 yine sorulabilecek potansiyel bir soru olarak ifade edebilirsiniz. Bütün hizmetler böyledir, yani birbirleriyle ilişkilidir. Ve bütün hizmetlerin ortasında bu şekilde de gördüğünüz üzere psikolojik danışma hizmeti vardır. Bizim dersimiz her ne kadar psikolojik danışma ve rehberlik olarak alınsa da bunların arasında bazı farklılıklardan bahsedebiliriz. Yani ben özgüven problemi yaşıyorsam bana psikolojik danışma hizmeti sunarsınız. Efendim benim bir konuda bilgi eksikliğim varsa rehberlik hizmeti sunarsınız. Arasındaki farklılıklar önemlidir. Sorularla da karşılaşabiliriz. Ara ara tablolarımız olacak. Konu anlamında tablolar çünkü hem öğrenmeyi kolaylaştırır hem de bilgiyle daha sistematik ifade etmemizi sağlar. Bireysel danışma, grupla danışma arasındaki farklar. ÖSYM bir kere bir zorlayıcı bir soru sormuş. Çok maddeli ve bu tabloları bilmemiz gerekiyor. Çünkü bazen X soru bankasında, Y soru bankasında zorlayıcı sorularla karşılaşmayalım diye benim ders olarak kullandığım veya kullanacağım slaytlardan bazı kesitleri şu anda sizlere gösteriyorum. Psikolojik danışma kuramlarından bu sene soru gelmiş hocam. Glasser diye bir kişiden bahsetmişti. Glasser'in yaklaşımından bahsetmişti hocam. Seçim ve kontrol kuramı vardır. Bu seçim kontrol kuramından bahsedebiliyoruz hocam Glasser'de.
Ben size kuramlar bu arada PDR ÖABT'de daha önemlidir. Yani ÖABT sınavında önemlidir. Aranızda belki PDR branşında olan arkadaşlar varsa bunun önemini bilirler. Biz burada bu kuramlara kısa kısa değineceğiz. Yani neler önemli, öz kavramlar neler önemli bunlara kısa kısa değineceğiz. Diğer konu rehberlik türleri. Ben size demiştim ki kısaca enlerin yer aldığı bir konu. En uzun, en çok soru gelen, en oyalayıcı ve zorlayıcı konu olarak ifade edebiliriz. Hizmet alanlarına göre rehberlik. Rehberlik yardımı nerede veriliyor? Okulda veriliyorsa adına eğitim kurumlarında rehberlik demişiz. Fabrikada veriliyorsa sanayide, endüstride rehber demişiz. Bu konudan soru gelmemiş. İkinci olarak kademelere göre rehberlik. Hocam hangi kademede neler var? Bunlar bizim için önemli. Mesela mesleki rehberlik nerede başlar diye bir soru geldi. Cevabımız okul öncesiydi. Şöyle bir soru bekleyin. Mesleki rehberliğin en yoğun olduğu kademe hangisidir? Dönüt bekliyorum hocalarım. Mesleki rehberliğin en yoğun olduğu kademe veya mesleki rehberliğin en yoğun sunulduğu kademe. Hocalarım dönüt bekliyorum. Mesleki rehberlik A en yoğun nerede sunulur? A okul öncesi, B ilkokul, C ortaokul, D lise, E üniversite olsa. İbrahim hocam başladığı kademe okul öncesidir. Orada problem yok. Ama en yoğun sunulduğu kademe lisedir. Sizce neden? ÖSYM böyle bir soru sorabilir. 2015'te sormuş onu. Mesleki rehberlik kariyer gelişimi hangi kademede başlar diye. 2015 sorusuydu. Evet. Seçim yaptığımız için, karar verdiğimiz için, değil mi hocam? En yoğun olduğu kademe. Evet, kesinlikle. Yani sebebini tekrar söylüyorum. Karar verdiği için, mesleğini seçtiği için en yoğun sunulduğu kademe lisedir. Tabii nereye göre bir meslek seçmesini bekleriz? Yeteneğe ve ilgiye göre bir meslek seçmesini bekleriz. Böyle bir soru hedefleyin gelir. Program alanına göre rehberlik. ÖSYM son yönetmelikte 2020'de yayınlanmıştır hocam. Rehberlik danışma yönetmeliği. Mesleki rehberliğe kariyer gelişimi demiş. Eğitsel rehberliğe akademik gelişim demiş. Efendim kişisel sosyal rehberliği ise duygusal ve sosyal gelişim demiş. Hocam bunları bazen karıştırabiliyoruz. Bazı noktalardan bahsedeceğim size. Mesela kaygı sizce eğitsel midir, mesleki midir, kişisel sosyal midir? Bana söyler misiniz? Kaygı eğitsel midir? Mesleki midir? Kişisel sosyal midir? Ama genel kaygıdan bahsediyorsak, genel kaygı, yani kaygı siz iş kaygısı, sınav kaygısı diye ayırt etmeyin. Kaygı kişisel sosyal bir kavramdır. Buna lafımız yok. Ama İbrahim Hocam demeye çalıştığınız şu aslında. Kaygı eğer bu okul öncesi çocukların yaşadığı ayrılık kaygısıysa kişisel sosyaldir. Sınav kaygısıysa içseldir. İş kaygısıysa meslekidir. Tekrar söylüyorum. Genel bir kaygı veya genelleşmiş bir kaygıdan bahsediyorsak bu kişisel sosyaldir. Buna hiçbir itirazımız, lafımız olamaz. Ama ayrılık kaygısından bahsediyorsak veya eş kaygısı deyin hocam, birisi evlenmek istiyor, eş kaygısı yaşıyor. Bu kişisel sosyal bir kavramdır. Buna bir lafımız yok. Yaşadığınız sınavlardaki bir kaygı, sınav kaygısı ki ÖSYM onu sormuştur, bu eğitseldir. Gelecek kaygısı veya iş kaygısı dediğiniz şey bu da hocam mesleki rehberdir. Bunu bilelim. ÖSYM sınav kaygısını sormuş mesela. Sınav kaygısına yönelik demiş.
Evet hocam, ben de öyle olduğunu düşünerekten daha ayrıntılandırmak istedim. Yaşadığımız bir kararsızlık var. Hocam, genel bir kararsızlık varsa, yani her alana ait bir kararsızlık yaşıyorsak, bu kişisel sosyaldir. Buna hiçbir itirazımız, lafımız olamaz. Ama mesela benim kararsızlığım şu. Ben sözelci mi olacağım, sayısalcı mı? Bana yardım eden rehberlik hangisidir? Mesleki mi, eğitsel mi, kişisel sosyal mi? Evet, dönüt bekliyorum. Ben sözelci mi olsam, sayısalcı mı diyorum. Benim yaşadığım bu kararsızlık hocam eğitseldir. Eczacı mı olsam, veteriner mi olsam, benim yaşadığım kararsızlık buysa, bana yardım eden rehberlik hangisi olmalı hocalarım? Mesleki, güzel. Benim yaşadığım kararsızlık şu. Ben Sakarya'da oturuyorum. İstanbul'a gitmek istiyorum ama pandemi şartlarında düşünüyorum. Pandemi şartları var, sağlık şartları var. Acaba trenle mi gitsem, otobüsle mi gitsem? Efendim, benim yaşadığım böyle bir kararsızlık var. Peki bu konuda bana yardım edecek rehberlerimiz hangisi olur? Yani Adapazarı'ndan işte İstanbul'a gitmek isterken evet, kişisel sosyal. O halde tamam. Bu konuda inşallah cepte. Güzel. Bu ayrımı yapabiliyoruz. Mesleki rehberlik, bunların diğer adları da var. Karşılaşabiliyoruz. Kişisel sosyal rehberlik, yaşamayı öğrenme. Eysel rehberlik, öğrenmeyi öğrenme. Mesleki rehber, çalışma öğrenme. Yönetmelikteki diğer adlarını da söyledim. Hollanda'nın tipoloji kuramı. Hocam, mesleki rehberlikle ilgili beş tane ben bunlara beş muhteşem kuramcı diyorum. Persons, Holland, Super, Gisberg ve Roh. Bu beş muhteşem kuramcıyı iyi bileceğiz, ayrıntılandıracağız. Hocalarım, muhakkak bunlardan bir tanesi zaten kesinlikle geliyor. %100 yine çıkabilecek bir sorudur hocam, meslek kuramları. Vardı hocam, bu neydi o yetkinlik beklentisiyle ilgili bir soru vardı. Hollanda göre hangi tip diyor? Hocam, Hollanda göre eşofmanlı Şevket Hoca hangi tip? Hollanda'nın biliyorsunuz tipoloji kuramı var. Hollanda'nın altıgeni var. Bu altıgende gerçekçi, araştırıcı, sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel diye tipler var. Sizce eşofmanlı Şevket Hoca gerçekçi mi, araştırıcı mı, sanatçı mı, sosyal mi, girişimci mi, geleneksel mi? Eşofmanlı Şevket Hoca Hollanda göre hangi tiptir hocalar? Dönüt bekliyorum. İlla tek bir tipe ait olmayacağız ama sanatçı ve sosyal hocam. Sanatçı ve sosyal. Yani eğer hani imamlık yönünü ön plana çıkarıyorsanız zaten sosyaldir. Ama şunu bilelim, yakın tipler arasında kesinlikle ve kesinlikle bir ortak yön var. Sanatçı tiple sosyal tip arasında bir yakınlık olduğu için bir benzerlikten bahsedebiliriz. Sosyal ile girişimci tip arasında bir yakınlık olduğu için bir benzer özellikten bahsedebiliriz hocam. Özellikle Ramazan ayında televizyonlarda çok yer alan bir isim. Bu kişi de bir din adamı olduğu için bu da sosyal tiptir diyebilirsiniz. Hollanda bizim için önemli. Hollanda'nın ünlü kendini araştırma envanteri vardır. Okullarda da bu envanteri sıklıkla kullanırız. İşlevlerine göre rehberlik türü. ÖSYM'e yine sorabileceği sorularda orada sadece şu ayrımı bilmenizi isterim. Hocam çok fark var. Ama çok fark var. Ama hani yakın oldukları için şunu söylemeye çalışıyorum. Hollanda göre bir birey en fazla üç tipe uygundur.
Ve bu üç tip birbirine yakın tiplerdir. Bunu unutmayın. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa tabii ki de sosyal ve girişimci tip arasında farklılıklar vardır hocam. Bir de daha kavgacı, agresif, değil mi? İbrahim Hocam haklısın ama ince ayrımı dediğim gibi mesela iknayı ön plana çıkarıyorsa girişimcidir. Yardımseverliği ön plana çıkarıyorsa tabii ki de sosyaldir gibi. Böyle ince ayrımlar var tabii. İşlevlerine göre rehberlik türlerinde hocam şu üç arasında önemli ve güzel bir ayrım var. Böyle ara ara dikkat noktalarımız olacak. Eğer sen bir rehberliği olaydan önce sunuyorsan bu önleyicidir. Olay sırasında sunuyorsan krize müdahaledir. Olaydan sonra sunuyorsan çare bulucudur. Tekrar söylüyorum. Deprem oldu, Allah korusun. Sosyal hizmet uzmanları hemen o anda deprem yaşayan bireylere travma konusunda destek oldu dersen bu nedir? Krize müdahale. 6 ay geçti. Hala depreme maruz kalanlar, yani deprem yaşayanlar özgüven problemi yaşıyor desem bu iyileştiricidir, çare bulucudur. Deprem olmadan depreme dayanıklılık veya depremle ilgili stresle başa çıkabilme konusunda deprem yaşamadan verilen yardım ise önleyicidir. Olaydan önce, olay sırasında veya olay anında, olaydan sonra. Birey sayısına göre rehberlik, bireyle ve grupla rehberlik. Hocam bu arada da grupla rehberlik de yıldızlık bir konudur. %100'e yakın soru gelebilecek bir konudur. ÖSYM söylemiş, ÖSYM bununla ilgili sorular gelmiş. Bireyle ve grupla danışma hocam arasındaki farklar önemlidir. Özel eğitimle ilgili kesinlikle soru geliyor. Temel kavramlar var. Bunun yanında şu şekil bizim için önemli. Kısaca bahsedeceğim. Ve kaynaştırma. Yani hani %100'lük soru gelecek kısımları söylüyorduk ya, beşinci mi oldu, altıncı mı? Hocam onlardan bir tanesi de kaynaştırma. Yani okul müdürü gibi, müşavirlik gibi, sosyometri gibi, onun dışında geleneksel rehberlik veya gelişimsel rehberlik gibi neredeyse %100'e varan sorunun gelme ihtimali olan bir diğer konu kaynaştırmadır. ÖSYM kaynaştırmayı çok seviyor. ÖSYM kaynaştırma ile ilgili neredeyse 2-3 yılda veya her yıl ona benzer sorular soruyor. Hocam, bu tanımlama süreci bizim için önemlidir. Bir örnek olay üzerine hızlıca bu özel eğitim olayını bir anlatmak istiyorum. Sınıf öğretmeni bir durumu farkına vardı. Mesela ne olsun? Görmesiyle alakalı problem yaşayan bir öğrenci var. Farkına vardı. Bunu rehberlik servisine bildirdi. Bu farkına varma aşamasıdır. Özel eğitimin aşamaları var. Soru gelir. Tabii bazı şeyleri direkt RAM halleder ama RAM'da bir görme doktoru olmadığı için önce hekime başvurması gerekiyor. Aile hekime başvurur. Hekimden aldığı raporlarla birlikte hocam RAM'a tanılamaya gider. Bu arada içsel tanılama ile tıbbi tanılamayı karıştırmayalım sorularda. Tıbbi tanıyı hastane koyuyor. Yani doktor koyuyor. İçsel tanıyı da RAM koyuyor. ÖSYM bununla ilgili güzel sorular sormuş hocam. İçsel tanı, tıbbi tanı, tanıyı kim koyar vesaire. Tanıyı koyan kurulun adı RAM'ın Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu. Çocuğu uygun bir okula yerleştiren Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu. Bunlar arasındaki fark şöyledir. Bu RAM'da, bu da ise MEB'in bünyesindedir. Daha sonra çocuk kaynaştırma tanısı aldığını düşünelim. Şu ilkeye göre, yani en az sınırlandırılmış ortam ilkesine göre çocuğu artık ne hazırlamak zorundayız? BEP. Ben BEP hazırlamıyorum deme lüksüne sahip değiliz. BEP hazırlamak yasal bir zorunluluktur arkadaşlar. Ben şöyle bir soru bekliyorum. BEP'i kim hazırlar? Bu konuda teori ve pratik uyuşmaz arkadaşlar. Uygulamada BEP'i tek kişi bile hazırlar. Hatta uygulamada bunun hazır programları var. Ama teori de öyle değil. Yani soru gelirse BEP'i tek kişi hazırlar yanlış. BEP'i psikolojik danışman hazırlar yanlış. BEP'i
BEP geliştirme bilim aslında. Yani BEP işbirliğiyle hazırlanır, doğru cevap. BEP geliştirme birimi tarafından hazırlanır, doğru cevap. Ben bekliyorum, neyi bekliyorum? Hangisi? BEP'i hazırlayan BEP geliştirme biriminin üyelerinden birisi değildir. Bireyi tanıma. İlkeler önemli. Bununla ilgili çok soru var. 2012'de sürekliliği sordular mesela. Bireyi tanımanın amaçları, bireyi tanımada dikkat edilecek hususlar, önemli bir husus. Bireyi her yönüyle tanımaya çalışırız. Onun dışında tekniklerin, testlerin sınıflandırması. Bakınız, yine sorunun gelme potansiyelini %100'e neredeyse varan bir şeyden bahsedeceğim size. O da sosyometri. Sosyometri tabii ki de şurada. Biz bireyi tanıma tekniklerini test ve test dışı teknikler diye ayırırız. Aşağıdakilerden hangisi bir test tekniğidir diye bir sınıflandırma sorusu da gelebilir. Hocalarım, bireyi tanıma amaçlı kullandığımız teknikler bir araçtır. Bu araçları, yani bireyi tanıma tekniklerini biz test ve test dışı teknikler diye ayırırız. Test dışı teknikler bilgi edindiğimiz kaynağa göre çok değişiyor. Mesela onlardan bir tanesi gözleme dayalı teknikler, kendini anlatmaya dayalı teknikler ki %100 soru gelir dedim, başkalarının düşüncelerine dayalı teknikler, etkileşime dayalı teknikler ve hiçbir sınıflandırmaya dahil edemediğimiz diğer teknikler, toplu dosya vesaire. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Bir de bazı soru bankalarında gördüm, aslında alan konusudur ama envanterde karışan hatalar, orta yol cevap verme. Mesela ben hep kararsızım, fikrim yok seçeneğini işaretliyorsam bu orta yol cevap vermedir. Ben işe girmek için aslında öyle değilim ama öyle görünüp işe girmeyi amaçlıyorum. Dolayısıyla gerçek değil de amacıma uygun cevaplar veriyorsam bu yanıltmadır. Ben öğretmenlerden çekiniyorum, toplumdan çekiniyorum. Yani hocam, iyi çocuk eğilimi varsa sosyal kabul hatasıdır. Sosyal kabul hatası ile yanıltma hatası arasındaki farkları bilin. Tot oynamak, hocam tot oynamak adından da anlaşıldığı üzere tot oynamak şansa göre. Yani hani diyorlar ya işte dört sorunun hepsine C verirsen muhakkak bir iki tanesi doğru. Veya ÖSYM hep E şıkkını cevap olarak sunduğu için sen 5 tane E yaparsan muhakkak bir iki tanesi çıkar. Hani bu gibi. Cevapların kalıplaşması, bir gördünüz ki hepsine evet demişiz veya bir gördünüz ki hepsine hayır demişiz. Buna da tepki yanlılığı diyoruz. Son konumuz iletişim. İletişimle ilgili temel kavramlar var. Kendini açmak, kendini katma, koşulsuz kabul gibi. Çatışma çözme becerileri var, bizim için önemlidir. Ve Johari penceresi var hocam. Johari penceresi ve çatışma çözme, hepsini ders içerisinde ayrıntılı bir şekilde bilgi vereceğiz. Ben son olarak bir iki örnek soruyla bitireceğim. Yavaştan ondan sonra da bir genel özetleme yapacağım. Varsa sorularınızı alacağım. 2022, yani bu sene iptal edilen sınavda dediler ki, rehberlik hizmetleri eğitim kademelerine göre kullanılan teknik ve yöntemler, hedef ve amaçlar, genel amaç ve ilkeler hangileri açısından farklılaşmaktadır? Hocam, rehberlikte teknik ve yöntemler tabii ki de eğitim kademelerine göre farklılaşır. Mesela arzu listesini daha çok okul öncesi ve ilkokulda uygularız. Bu önemlidir mesela. Bazı teknikler okuma yazma bilmeyenlere uygulanmaz mesela. Bu önemli. Hedef davranışlar önemlidir arkadaşlar. Mesela mesleki rehberlikte daha çok hani mesleki kazanımlar önemli. Bir Anadolu Lisesi'ndeki kazanımlarla bir Fen Lisesi'ndeki kazanımlar aynı değil. Bu yüzden bir değişir, iki değişir. Ama üç asla değişmez. Neydi o? İlkeler. İlkeler evrenseldir. Dünyanın neresine giderseniz gidin değişmez. Değişenleri soruyor Denizli. Bazı yıllar değişmeyenleri soruyor. Bu da son sınav. Yani geçerli, ÖSYM'in geçerli olarak kabul ettiği sınav. Gelişimsel rehberliğin önemli özellikleri. Ardışık olması, esnek olması, tüm öğrenciye uygun olması, öğretimle kaynaşık olması bizim için önemlidir hocam. Terapötik unsurlara dayalı olması. Hocam, terapötik unsurlar, terapötik iyileştirici demek.
terapötik unsurlara dayalı olan psikolojik danışmadır. Veya şöyle düşünün, daha çok hani terapötik unsurlarda iyileştiriciliği biz önemli olarak biliriz. Halbuki biz gelişimsel rehberlikle ilgili şunu söyledik. Tüm öğrencilere sunulur, problem olsa da sunulur, olmasa da sunulur. Bu yüzden terapötik unsurlara dayalı olması burada bir yanlış cevap olarak ifade edilir. Bu programın bir özelliği değildir. Şimdi genel anlamda size üç tane uyarım olacak hocalarım. Bir, rehberlikte yanıldığımız noktalardan bir tanesi. Her giriş derslerinde söylüyorum. Normal hayattaki rehberlik ile sorularda çıkan rehberlik arasında farklılıklar var. Hocam nasıl olur? Ben 5 şık arasında kalıyorum. Sevgili hocalarım, bizlerin birçoğu geleneksel eğitimle büyüdük. Ama bizden çağdaş rehberliğe göre cevap bekliyorlar. Çağdaş rehberlik anlayışına göre cevap bekliyorlar. Bu yüzden ben hep şunu söylüyorum. Rehberliğin normal hayatta, normal işi olmaz. Yani normal hayatta bize uygulanan, bize uyarlanan rehberlik anlayışlarıyla soruyu cevaplarsak yanlış yapıyoruz. Biz olana değil, olması gerekene göre cevaplayalım. Olması gereken de bizim sizlere derslere anlattığımız noktayla ilgili. İki, rehberlikte bir hiyerarşi var. Okul müdürüne ne zaman gideceğiz? Psikolojik danışmaya ne zaman gideceğiz? Sınıf rehber öğretmenin görevleri nedir, ne değildir? Bu da önemlidir hocam. İkinci uyarım bu. Yani soru sana soruldu ama sınıf rehber öğretmenine mi göre sormuş, okul müdürüne mi göre sormuş, psikolojik danışmana göre mi sormuş? Bunlar bizim için önemli. Hiyerarşi soruyorlar. Üç, rehberlikte hocalarım hangi başlığa göre sorulduğu da önemli. Benim yaşadığım ayrılık kaygısı problem alanına göre rehberlik türlerinden kişisel sosyal rehberliğe girer. Ben bir ayrılık kaygısı yaşıyorum. Bu eğer bana hangi problem alanına göre diye sorarsa kişisel sosyaldir. Ama işlevlerine göre hangi rehberlik türüdür diye sorarsa iyileştirici, çare bulucu. Ben bir sorun yaşıyorum. Bu başlıklar benim için önemlidir hocam. Mesela özgüven problemi yaşıyor. Hocam özgüven problemi yaşıyorsa bana psikolojik danışma yardımı sunur. Bana çare bulucu rehberlik sunur. Bana kişisel sosyal rehberlik sunur. Birçoğu sunabilir. Ama soru benden ne istiyor? Yani altını çizin. Problem alanıysa ya kişisel sosyaldir kardeşim, ya meslekidir, ya içseldir deriz hocalarım. Son olarak sorusu olanlar varsa cevaplandırabiliriz. Biraz da süremizi açtık. Not olarak inanın derste kullanacağım. Ben bazı slaytlardan size kesitler verdim. Not olarak başka bir nota, başka bir bilgi ihtiyacınız yok. Kendinizi soru anlamında, deneme anlamında tabii ki de destekleyebilirsiniz. Varsa sorularınız alabilirim sevgili hocam. Var mıdır sorularınız dersimizle ilgili? Hocam, çok bariz bilgi anlamında veya çok konu kapsam dışı anlamında bir şey yoktu. ÖABT gibi değil. Bilmiyorum ÖABT branşınız var mı yok mu? Hani ÖABT'de onu çok duydum ben. Hocam işte çok kapsam dışı, işte görmediğim ama üniversite müfredatı yapacak bir şey yok. Eğitimde de hocam benim asıl ana branşım PDR. Ben alan PDR ana derslerimde de veya alan derslerimde de söylüyorum. Alan derslerinde de söylüyorum. Artık Türkçe gibi uzun oldu sorular. Yani belki İbrahim Hocam karşılaştığınız zorluk bundan kaynaklanmış olabilir. Sorular biraz daha uzun. Yani yorum. Kayı Hocam tek uzem de bu arada hani yönetime eğer aranızda kayıt olmayan arkadaşlarınız varsa benim selamımı söyleyin, iletin. Size %20 oranında bir indirim yapacaklar. Onu da söyleyeyim. Bu canlı yayın şu anda benim sözüm olsun. Rehberlik ve özel eğitim ve benim branşım PDR. Bir de okul öncesinde
çocuk ruh sağlığı konusuna giriyorum. Pederi branşındaki tüm derslere giriyorum hocam. Orada soru yok. Hocam, ÖSYM, Kaya hocam size şunu ifade etmek isterim. ÖSYM 2008 yılında bir farklılığa gitti. Bilmiyorum çıkmış soruları incelediniz mi? 2008 yılında ÖSYM bir tavır farklılığına gitti. Çıkmış soruları incelediyseniz 2008, 9, 10, 11. O yıllarda 120 tane soru vardı. Bu sorular çok farklı. Ölçme içinde rehberlik sormuşlar, TZ puanını sormuşlar. Böyle farklıydı. Ondan sonra tek düze gitti. Evet hocam, 16 öncesindekiler aslında o bahsettiğim yıllar var ya, onlara da bir değinin. Zaten hani eğitim bilimlerinde hazırlanıyorsanız tüm çıkmış soruları analizli bir şekilde çözmenizi tavsiye ederim. 2008, 2009, 2010, 2011. Bu soruları inceleyin. Zaten kapsam geçerli yüksek sorular, 120 tane soru vardı o sene. Mesela rehberden 18 tane soru geliyordu hocam. Program geçtiğinde çok ilginç. 12 soru geliyordu mesela. Çok fazla soru geliyordu. Bu yüzden kapsam geçerli aslında yüksek olan sorular çok zor. Mesela farklı sorular gelmiş. Akabinde diğer yıllar hep tek düze gelmiş. 2007'de biraz böyle farklılıklara gitmiş. Yani 2007'de artık ÖSYM şunu soruyor Kaya hocam. Disiplinler arası soruyor. Yani rehberliğin içerisinde ölçmeyi bulabilirsiniz. Gelişimin içerisinde rehberliği bulabilirsiniz. Bu gibi sorular artık çok soruluyor. Bir de yorum, yani direkt ezber yerine bilgi ve yorumu kullanabileceğiniz biraz daha uzun Türkçe paragraf vari sorular geliyor. Ben bu tarz soruların yine geleceğini düşünüyorum. Yani son 2 yılda çıkan eğitim sorularının bu sene yine benzerlerinin geleceğini düşünüyorum. Türkçe gibi biraz daha hocam böyle paragraf vari ve yoruma dayalı sorular olacak. Rica ederim Kaya Hocam. Başka sorumuz var mıdır değerli hocalarım? İbrahim Hocam, inşallah yıl içerisinde, sizler de sağ olun. Yıl içerisinde inşallah beraberce hareket edeceğiz. Sorularınız varsa hepsini sorabilirsiniz. Rehberlikle ilgili dediğim gibi bu az önce 3 tane noktaya değindim İbrahim Hocam. Bunlar bizim için önemli. Ben ders anlatmadan bu uyarıları muhakkak yapıyorum zaten. Normal hayattaki rehberlikte soruları cevaplamayın. Normal uygulamalar biraz farklı olabilir. Efendim hiyerarşi önemlidir. Efendim konu başlığı önemlidir. Neye göre sordu önemlidir. Yıl içerisinde evet biraz hızlandırılmış oldu Rüveyda Hoca. Ama rica ederim. Ama ben size bütünü tanıtmaya çalıştım. Yani bu rehberlik ve özel eğitim nasıl bir ders? Hangi soruların gelme ihtimali daha yüksek? Mesela ben size bu yayını tekrar bir izleyin, bir bakın. En az bir 4-5 sorunun böyle kesine yakın, %100'e yakın hani geleceğini söyledi. Bunlar hani yıllardır anlattığımız, yıllardır yaşadığımız, uygulama çalıştığımız okullarda hani yaşadığımız deneyimlere, tecrübelere dayalı olarak söylüyorum. Hepinize ben teşekkür ederim katılımınız için. Kendinize bakın, sevgi ve saygılar. İnşallah derslerimize görüşmek üzere. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar diliyorum.